Herkese merhabalar, ben Doktor Erkan Aslan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel betimsel istatistikler ve bir regresyon modelinin hem normal denklemlerle hem de matris notasyonuyla nasıl tahmin edileceğini ele alacağız. Ve bundan sonra da ortaya çıkan sonuçlarımızı birlikte yorumlayarak bu regresyon çıktılarının nasıl yorumlanabileceği hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bu uygulamaları R'da yapacağız. Hem hazır kod kullanacağız. R'daki hazır regresyon kodunu, bir de elimizde hiç kod olmadığını düşünürsek acaba matrislerle ve normal denklemle nasıl hesaplıyoruz tıpkı derslerimizde gördüğümüz gibi, ondan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle ekonometriye değinmek istiyorum. Ekonometri bildiğimiz üzere ülkemizde çok fazla sevilen bir bilim dalı ne yazık ki olmadı. Herkes ekono dediği zaman çok güzel ya, işin içerisinde biraz iktisat var, ben burasını anlayabiliyorum diyor ama metriye gelince nedense toplumsal olarak hemen bir korku oluşmaya başlıyor. Metri, eyvah burada ne var? İşin içerisine matematik girdi diye hemen korku başlıyor ama aslında korkulmaması gereken bir şey bence. Matematiğin olmadığı yerden korkmak lazım. Şimdi ekonometri, matematik, istatistiksel yöntemler ve bilgisayar biliminin ekonometrik verilere uygulanması ve bu ekonomik ilişkilere ampirik içerik sağlamaya amaçlayan iktisat dalı olarak tanımlayabiliriz bunu biz. Peki ekonometrinin ilgi alanı ne? Ekonometrinin ilgi alanı birçok ekonometri kitabında, finans kitaplarında ya da makro iktisat kitaplarında hep şöyle geçiyor. İşte gayri safi yurt içi hasıla, işsizlik, enflasyon, menkul kıymetler borsasının verilerine uygulanabilen gibi böyle bir genelleştirme yapılıyor. Ama oysa ki ekonometriyi uygulamayacağınız alan yok denecek kadar fazla. Neden? Şöyle söyleyebilirim. Örneğin futbolu düşünelim, ülkemizde sürekli gündem olan. Bir futbolcunun ceza sahasına girmesiyle attığı goller arasındaki ilişkiyi regresyonla ben modelleyebilirim. Bu da bir neden sonuç ilişkisi var ve burada ben regresyonla bunu modellediğim zaman alın size ekonometrinin yeni bir uygulama alanı daha olmuş oldu. Şimdi temel istatistik bilgilerimizi hatırlamamız lazım. Bunun için betimsel istatistikleri en başından almak istiyorum ki derste kimseyi kaybetmeyelim. Herkes bizimle birlikte olsun. Önce neden bunları anlatmamız gerekiyor. Yani ortalama, mod, median, standart sapma, varyans, kovaryans. Neden betimsel istatistiklere ihtiyacımız var? Çünkü birisi gelip size şunu sorsa, ya acaba 4 büyük bir sayı mıdır dese, sizin önce karşılaştırmak ihtiyacınız var. Bir ihtiyaç duyduğunuz bir referans değerine ihtiyacınız var. 4'ü karşılaştıracağınız bir referans değeri olması lazım. Bunun için bu referans değeri de ihtiyaç duymak için bir referans değerini hesaplamanız ya da var olan bir referans değeriyle karşılaştırmak zorundayız. O zaman eğer bu referans değerimizi örnek alacak olursak 4 mesela, çocuklu bir aileden bahsediyor diyorsa 4 çocuklu. Günümüzde 3 çocuğa özendirilen bir ülkede 4 belki kısmen çok çocuk sayısını ifade edebilir. Kısmen çok, çok fazla değil. Sonuçta 2-3 katından bahsetmiyoruz. Ama eğer burada 4'ten bahsettiğimiz böyle bir spor arabanın 4 tanesinin kapıda durmasıysa bu gerçekten çok büyük bir rakam 4. Şimdi buradan hareketle öncelikle ortalamayı anlatalım. Ortalama için karşılaştırma değerlerine ilişkin ilk referans değerimiz ortalama olabilir. Ortalama için şöyle düşünelim. Bir Z değişkeni elde edelim ki bu çocukların sayısı olsun. 10 tane aileye sorduk. Her birinin çocuk sayısı. Birinci ailenin bir çocuğu var. İkinci ailenin 3 çocuğu. Diğerinin 2 çocuğu gibi. 10 tane aileye sorduk. Ve elde ettiğimiz bu 10 tane çocuğun 10 tane ailenin çocuklarının sayısını topladık ve bunu n'e böldük. N'e böldüğümüz zaman buyurun size ortalamayı vermiş oluyor. Yani her bir x'i bunlar x değerleri ise ya da her bir z'yi topladım, n yani 10'a böldüm ve ortalamayı buldum. Peki burada 2.1 çocuk olabilir mi? Olamaz tabii. Yaklaşık değer diyeceğiz artık. 2.1 yaklaşık değer. Buradan hareketle medyana geçelim. Medyanda ise ortanca değer demek. Aslında kıyafetlerden aklınıza gelebilir. Medium hep ortadaki değerdir. Yani ya small giyiyorsunuzdur, ya large giyiyorsunuzdur ya da ortadaki medium'u giyiyorsunuzdur. Tıpkı onun gibi medyanda verilerin ortası demek. Bunun için şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Verileri küçükten büyüğe sıralıyoruz. Ortaya gelen size medyan değerini veriyor. Buradan bakın. Buradaki bu tavuk arkadaşlar sıraya girmişler. Birincisinin önünde 1 var, 2'de 1 var, 3'üncüde 1 var, sonuçta 40, 12 var, 8 var ama ortaya düşen de bakın 7 denk gelmiş. Demek ki medyan ortaya denk gelen değer oluyor. Daha sonra modumuz var. Mod ne anlama geliyor? En çok tekrar eden sayı demek. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Bu örnek için en çok tekrar eden 2. Neden? Çünkü 4 defa 2 kullanılmış. Ve sonrasında eğer biz bu istatistiksel ilişkileri ifade edecek bir yazı diline ihtiyacımız duyduğumuzda ya yardımımıza Yunan harfleri
yetişiyor. Şimdi ilk ortalamayı göz önüne alacak olursak, ortalamayı düşündüğümüzde Z'nin her bir değeri için dedim. Bakın Z'nin birinci değeri, ikinci değeri, üçüncü değeri, dördüncü değeri. Bu Z'lerin yani ailelerin her birinin çocuk sayısını topladım. Burada kaç tane Z var? 10. Demek ki 10'a bölüyorum. Bunu nasıl gösteriyorum? Z'nin üzerine bir çizgi koyduğum zaman bu ortalamayı ifade ediyor. Burada gördüğünüz sigma sizi korkutmasın. Bunu okuması çok basit. Alttaki kaçtan başladığını, bu da kaça kadar gideceğinizi söylüyor. Yani bu Z'nin yerine sırasıyla 1, 2, 3, 4, 10'a kadar koyacakmışsınız. 1'den başlayıp 10'a kadar gidecekmişsiniz. Yine varyans dediğimiz bir terimimiz var ki bu çok önemli bir terim. Neden? Bir serinin, bu çok önemli bir şey, burayı dinlerseniz, dikkatinizi verirseniz çok sevinirim. Ortalamadan ne kadar uzaklaştığının bir ölçüsüdür varyans. Bir serinin kendi ortalamasından ne kadar uzaklaştığının bir ölçüsüdür. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Bunun formülü de burada gösterildiği gibi, hatırlıyorsanız biraz önce dedim ki bu 1'den başlayacak n'e kadar gidecek. Yani bunun yerine iyi gördüğüm her yere sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 koyacağım. Yani z'nin birinci değerini z'nin kendi ortalamasından çıkarıp karesini alacağım. Z'nin ikincisini, üçüncüsünü. Bakın örneğimize bakalım. 10 çocuklu aileye geliyorum. Birinci değerden ortalamayı çıkardım. İkinci değerden ortalamayı çıkardım. Karesini aldım. Tabii bunların hep topladım. Sonra n'e böldüm ve ben varyansı buldum. Burada önemli bir kavram daha var. Eğer çektiğiniz bir örnekleme ilişkin varyans hesaplıyorsanız burası n-1 oluyor. Bütün popülasyon elinizdeyse de bu n'e ait olmuş oluyor. Şimdi bakın burada örneği verdik. Ve benzer şekilde standart sapmaya gelecek olursak da standart sapmada varyansın karekökü olarak ifade edilir. Normal dağılım konusuna burada hızlıca değinmek istiyorum. Neden önemli? Şöyle düşünün. Sınıfa girdiniz. Sınıfınızda arkadaşlarınız var ve 100 tane 100 kişilik bir sınıfta hep beraber oturuyorsunuz. Öğretmen geldi, hocanız geldi, dedi ki bu sınıfın ortalaması 60 ve standart sapması 10 arkadaşlar dedi. Bu aslında bize her şeyi söylemiş oldu aslında. Ne demek biliyor musunuz? Eğer bu sınıfın ortalaması 60'sa, bu sınıfın ortalaması 60'sa ve standart sapması 10 ise şunu düşünün. Bu 60'tan şöyle yapayım, hatta işaretçi koyalım şuraya, kalem diyelim. Şimdi buraya geliyorum. Burası 60'tı. Burası 60'tı ve standart sapma da 10'du. Yani sigmamız eşittir 10'muş. O zaman diyor ki aslında 50 ile 70 aralığında sınıfın %68'i bulunuyormuş, biliyor musunuz? Sınıfta bulunan öğrencilerin %68'i normal dağılım varsayımı altında, ortalamadan 10 yüksek 10 düşük ilk aralık. Peki birer tane daha eklersem standart sapma, birer tane daha çıkartırsam, yani burası 40 olursa ve burası 80 olursa, o zaman ne anlama geliyor bu standart sapma ve ortalama arasındaki ilişki? Sınıfta bulunan öğrencilerin %95.4'ü aslında 60 ortalamadan sadece 20 eksik ve 20 fazla almışlar. Çünkü benim standart sapmam 10. Peki bir tane daha ilerliyorum. O zaman ne diyor? Ortalamadan 3 tane sigma çıkar. 3 tane sigma ne yapar? 3 çarpı 10, 30. Çıkartalım. Burası 30 olur. Ekleyelim. Burası da 90 olur. O zaman ortalamasının 60 ve standart sapmasının 10 olduğu bir sınıfta öğrencilerin %99.7'si 90 ile 30 aralığı arasında notlara sahip demektir. Aslında gördüğünüz gibi standart sapma ne kadar güzel bir ölçü birimiymiş. Bugüne kadar bilmiyorum bu şekilde anlatıldı mı? Eğer anlatıldıysa da siz şanslı öğrencilerdensiniz. Çünkü bana böyle anlatılmamıştı. Ve şimdi gelelim bir sonraki slaytımıza. Burada bir ortalama var. Ortalaması bakın 4 olan var, 2 olan var, 6'ya denk gelen var ve üzerindeki bu çubuklar ise onların standart sapmalarını ifade ediyor. Eğer bir yerde bir değişkenin dağılımı hakkında ve değişkene gelen değişkenden çektiğiniz herhangi bir değer hakkında yorum yapmanız isteniyorsa, eğer o çektiğiniz rakam ortalama 4 iken standart sapması bu kadar yüksekse, bu size hiç güven veren bir sonuç değildir. Yani şunu düşünün. Sınıfta 60 almış herkes, en yüksek 70, en düşük de alan eğer 40 ise, 50 ise, o zaman yorumlanması çok kolay. Neden?
Çünkü zaten bu sınıf çok homojen, çok birbirine yakın. Ya buradan çektiğiniz bir örneklemi biliyorsunuz ki siz en az bu kadar olur, en çok bu kadar olur. Ama standart sapması çok büyük olan bir sınıfta ne yazık ki bunun hakkında yorum yapmanız hiç kolay değil. Ve bir diğer ölçeğimize gelelim istatistiklerimizden ve kovaryans. Kovaryans ne işe yarıyor? Aslında bugün hepimizin bir internet sitesine girip alışveriş yapmaya başladığında kovaryans arka planda çalışmaya başlıyor. Nasıl? Gidiyorsunuz bir televizyon alıyorsunuz. Televizyon alır almaz artık içlerinden kablolar çıkmıyor ne yazık ki. Televizyonu aldınız, ödemesini tam bitireceksiniz, ekranınıza bir yazı geldi. Bunu alan müşteriler bunu da almaya başladı diyor. İşte size kovaryans. Bunu alan müşteriler bunu da almaya başladı. Size ne öneriyor? HDMI kablosu. Neden? Çünkü şuna bakıyor bu arkadaki planda. Eğer bu iki seri arasında kovaryans yüksek bir değere sahipse, kovaryans mantıklı bir sonuç vermişse, televizyon alanlarla HDMI kablosu alanlar aynı alışveriş eğilimine sahiptir demektir. O zaman iki serinin kovaryansı da bize güzel bir ölçü veriyor demektir ki bunu nasıl hesaplıyoruz? Kovaryansı hesaplamak için iki tane serimiz var. Önce X'in ortalamasına ihtiyacımız var ki ortalamayı söyledik. Sonra Y'nin ortalamasına ihtiyacımız var. Onu da söyledik. Dedik ki burada her bir i'yi koyacağız. Ve bu örneğimizi şöyle genişletelim. Diyelim ki biraz önce ailenin çocuklarının sayıları vardı. Onlara bir de şunları ekleyelim. Ailelerin çocukları ve alışveriş harcamalarını, yaptıkları alışverişin miktarlarını belirleyen bir seri daha oluşturalım. Yani şöyle düşünün. Videoyu yine alta alayım şöyle. Birinci ailenin 500. Şuradan şöyle çizeyim hemen. Daha kolay olacak. Birinci ailenin 500 lira alışverişi. Üçüncü ailenin 1000 lira alışverişi. İkinci ailenin 800 lira. Yine birinci aile değil bu. Çok özür diliyorum. Bir çocuğu olan ailenin 500 lira. Üç çocuğu olan ailenin 1000 lira. Yeniden şunu düzeltelim. Geri alınmıyor mu bu? Geri alınmıyor. Ekranı temizle diyebilirim. Yeniden alalım burayı. Ekranı diyelim. Kalemi sil dedikten sonra tekrar. Yani birinci ailenin bir çocuklu aile bu. 500 lira. İkinci aile 3 çocuklu 1000 lira. Üçüncü aile 2 çocuklu 800 lira diye harcayarak devam etmiş bunlar. Şimdi bu iki değişken arasındaki kovaryansı hesaplayacağım. Yani ailenin alışverişi ile çocuk sayısı arasındaki kovaryansı hesaplamak istiyorum. O zaman örneklem kovaryansını hesaplarken şöyle bir şey oluyor. Bakın bu sefer bu nereden geliyor? Bu 1, bu 1 buradan geliyor. Bu 2.1 de onun ortalamasıydı. Yani birinci değeri kendi ortalamasından çıkarıyorum. Sonra geliyorum çarpı diyorum parantez açtım. Birincisiyle bu serinin ortalaması. Bunun ortalaması da 700'müş. Bunu da bakın getirip burada yerine koyduk. Ve sonra bunu çarptım artı dedim. Sonra ikinciye geldim. 3'ü buraya getirdim. Ortalamamız 2.1'di. 1000'i buraya getirdim. Ve ortalamasını bundan çıkarttım. Biliyorum ki ortalaması 700. Bu çocuk sayısının ortalaması da 2.1. Sonra bunları hesapladığımda 220 çıkıyor ki bu da şöyle yukarı çekersem bunu pozitif olması büyük çocuklu ailelerin büyük harcamalar ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Şimdi gelin R kısmına dönelim ve R'da bunların nasıl hesaplayacağını ve bir regresyon modelini nasıl hesaplayıp tahmin edeceğimizi hep birlikte değerlendirmeye başlayalım. Evet, R'a geldik. Ben kodları sizin için önceden yazmıştım. Şimdi R ile temel ekonometre dedim. Bu çalışmada kesit veriler kullanıyoruz. Yani bir zaman serisi verisi yok. Öncelikle R'da şu kodu her zaman aklımızda tutmak zorunda değiliz ama isterseniz benim ekranımı durdurup bir kez yazıp sonra kaydedip sırasıyla her R çalışmanıza başlarken bu kodu çalıştırırsanız R'ı temizlemiş olursunuz. Hafızasını, kütüphaneleri, arkada çalışan her türlü paketi, her şeyi, konsolu tertemiz yapmış olursunuz. Şimdi ben burayı çalıştırıyorum. Şimdi öncelikle bir y değişkeni oluştur, x değişkeni oluşturuyorum. Bu sample dediğim bir örneklem çekiyorum. En küçük değeri 100, en yüksek 200 olan 50 adet gözlem oluşturuyorum. Rastsal sayılar tamamen oluşturdu. Şu anda bakın x'im bunlarmış benim oluşturdu. Şimdi bir de y'yi oluşturmak istiyorum. Y'yi de oluşturuyorum. Oluşturdum. Yine 100 ile 200 aralığında 50 veri ve tüm adı altında bunların ikisini sütunlar olarak biriktiriyorum. Columbine neydi? C, C bind verileri
İki değişkeni sütunlar halinde birleştir. Ve şimdi tüm yazıp çağırıyorum. Bakın birinci gözlemim, ikinci gözlemim, üçüncü gözlemim, dördüncü gözlemim, beşinci gözlemim, hepsini çağırmış oldum. Şimdi gelelim betimsel istatistikler kısmına. Ne dedik ortalama için? Ortalama için şunu büyük yapalım artık. Şöyle olsun. Yani birden n'e kadar olan i'leri toplayacağım ve n'e böleceğim. Tamam, yapalım. Şimdi R'da bir şeyi toplamanın formülü nedir? Sum, değil mi? Sum dediğimiz zaman, sum x dediğimde kaç tane x varsa onları toplar. Bakın biraz önce x'lerin toplamı buymuş. Ne yapacağım ben bunu? N'e böleceğim. N kaç? 50. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Kendim oluşturdum çünkü 50 tane veri oluştur dedim. 50 tane x oluştur. Oluştur dedi. Şimdi bakın bunu oluşturuyorum ve ortalamayı, daha doğrusu toplam x'i n'e bölüyorum. Çalıştıralım. 151.86. Peki hazır kodla yapalım aynısını. Bunun için R'da hazır bir kod var. Mean x derseniz o sizin için zaten ortalama hesaplar. Bakın aynı sonucu verdi. O zaman benim hesapladığım kodla yaptığımla bu birbirine eşit midir ikisi birbirine, deneyelim. True derse doğru yaptık. Evet, true. Demek ki kendi hesapladığım x değişkenin ortalamasıyla hazır paket aynı şeyi yapıyormuş. Yani bu formülüm doğru. Sıra geldim varyansa. Varyansı nasıl hesaplıyorum? Varyansa ne dedim? Buraya bakacak olursak. Bunun bir örneklem olduğunu düşünelim. Popülasyon değil, tamamı değil. Çektiğimiz bir örneklemden olduğunu düşünerek n-1'e böleceğim. Her bir x'i kendinden ortalamasından çıkartacağım. Bakın buraya ne diyorum? X'i kendi ortalamasından çıkar. Bakın x'i sum x'ten çıkar ve böl. Neye bölecek bunu? N'e bölecek. Değil mi? N'e bölecek. Ne yapacak bunu? Burada ortalamayı bulmuş oluyoruz. Bakın x'i şurasını x'lerin toplamının 50'ye bölümünden çıkar. Tamam. Şu parantez içini çözdüm. Sonra bu çıkardığım kısmın karesini al. Tamam. Buranın karelerini de aldım. Şimdi de bunları toplamam lazım. O zaman bunu da bir sum parantezine alırsam bunların hepsini toplamış olurum. Sonra benim neye ihtiyacım var? Formülün dışında ne var bir de? 1 bölü n-1 var. Bakın n-1 burada ve 1 bölü deyip artık bunu n-1'e bölüyorum. Şimdi 1 bölü n-1 ile çarpımı var, pardon. Şimdi bakın buradan hesapladığım varyansı ben kendim formülize ettim. 840.2861'miş. Şimdi burada bir de var x deyip hazır kodu çalıştıralım. Bizim için R hazırlamışlar. Zaten var x dediğimiz zaman varyansı hesaplıyor. Bakın aynı sonuç. Peki bu buna eşit midir diye soralım. R bize cevap versin. True. Demek ki bizim hesapladığımız varyans da doğru. Standart sapmada ise biraz önceki formülde yaptığımız işlemin sadece karekökünü alıyoruz. Bakın biraz önce yaptığım formülüm SQRT karekök al demek. Bunun tamamını karekökünü aldığımda böyle bir sayı elde ediyorum. Peki bu standart SDX dediğim zaman, standart deviation'ın baş harflerinden aklımızda kalabilir. Aynı mıdır? Evet. Demek ki kendimiz kodlayarak da aslında burada basit bir şekilde standart sapmayı, modu, medyanı, onları yazmadık ama onlara ilişkin de var. Başka neleri yaptık? Varyansı kendimiz kodlayarak da hesaplayabiliriz. Mesela kovaryans formülü. Bakın çok basit. Kov x, y yazarsam x ile y arasındaki kovaryansı bana veriyor. Verebiliyor. Ama ben istersen bunu kendim de formülize ederim. Nasıl yaparım? X'lerden x'in ortalamalarını çıkar. X'lerden x'in ortalamalarını çıkar. Sonra bunu çarp. Neyle çarpacak? Y'lerden y ortalamaları bölümünü y ortalamaların çıkarımıyla çarp. Şurası yani şu kısım. Sadece şu kısım. Onu da yaptı. Ve sonra bunu neye bölecek? N-1'e bölecek. Tamam. Bakalım aynı sonuç verecek mi? Çalıştırıyorum. Ve 125.7604. Yani diyor ki senin hesapladığın kovaryans bu. Peki bu iki kovaryans birbirine eşit mi? Benim kodla yaptığım ve hazır koddan çektiğim. Evet, true. Yani diyor ki senin yaptığın formül doğru. Elimizle de kovaryans hesaplayabiliriz ama bence bunu sadece şöyle düşünün. Statik veya termodinamik bilmeyen bir adama kalkıp da bir nasıl söyleyebilirim?
bu mühendislerin çok sık kullandıkları AutoCAD programı var. Ona bunu anlatamazsınız. Yani AutoCAD programına hiç mühendis olmayan birini oturtursanız ne yapabilir ki? Hiçbir şey. Ben otursam hiçbir şey anlamayacağım. Neden? Arka planda ne işlediğini bilmiyorum. Aynı onun gibi. Ben eğer bu formülden nelerle nasıl hesaplandığını bilmiyorsam ben iyi bir şekilde R kullanamam. Onun için bu algoritmayı da buraya veriyorum ki bu nereden geliyor sorusunun cevabını kafanızda çok rahat oluşturabilin diye. Şimdi kovaryansı kendim buradan korelasyon, pardon çok özür diliyorum. Buraya yanlış yazmışım. Korelasyon. Korelasyon diyelim. Korelasyonu da mesela kor dedikten sonra tüm dediğim o iki değişkeni birleştirmiştim hatırlıyorsanız x ile y'yi. Buraya koyduğumuzda tüm bakın bunlar. Şimdi tümü korelasyonun içine aldım. Kor, tüm dedim. Tabii ki değişkenin kendiyle korelasyonu 1, değişkenin kendiyle korelasyonu 1 ve aralarında negatif yönlü bir ilişki varmış. Şimdi geldik regresyon analizine. Evet, regresyon analizini yapabilmemiz için bizim matrislerle önce matris işlemlerini yapmamıza yarayan şu paketi çalı yüklememiz gerekiyor, pragma. Ama bende yüklü olduğu için ben aktif etmiyorum. Siz aktif ederseniz sevinirim. Buradan library pragma diyorum ve aktif hale getiriyorum. Öncelikle ne yapmam lazım benim modele? Modele bir sabit terim eklemem lazım. Modele sabit terimi ben nasıl ekliyorum normal şartlarda? Şöyle ekliyorum matris notasyonuyla olduğunda. İçerisinde birler olan bir vektöre ihtiyacım var. Baştan sonuna kadar sadece bir değerleri. Şu regresyon modelimize bir bakalım. Y eşittir. Beta 0 artı beta 1 x ki bunu büyük harf yapmaya karar vermiştik. X artı u. Ben bu regresyon modelini tahmin etmek istiyorum. Bu regresyon modelindeki betaları tahmin edebilmem için biliyorum ki betaları x matrisinin transpozunu alıp x ile çarpacağım ve bunun tersini alacağım. Sonra da yeniden x üssü y ile çarpmam lazım. Gözünüzü korkutacak bir durum yok. Her ne kadar denklem karışık gibi görünse de. Önce sabit terimi eklemem lazım. Bakın şöyle bir değere ihtiyacım var. 1, 1, 1, 1, 1. Kaç tane? 50 tane x'im vardı. 50 tane y vardı. Demek ki 50 tane de benim x birinci değerine ihtiyacım var. Yani beta 0'a ihtiyacım var. O zaman ben bunu sabit adı altında oluşturuyorum. Sonra xa diyorum. Bakın xa karışmasın diye. Buna cbind dedim yine. Sabitle x'i birleştirdim. Yani şöyle oldu bakın. Gördünüz mü? Başında bir tane birler var baştan sona. Bu bana sabit terimimi verecek. Bir de x'lerim var. Sonra ben geldim. Betaları elde etmek için ne dedim? Şu formülü hatırlayalım. X üssü x'le bakın x üssü x'le bunun tersini alacağım. Yapalım hemen. X üssü şu demek arkadaşlar. Bakın t deyip eğer t dedikten sonra x'i yazarsam bu x üssü oluyor. XA demiştim hatırlarsanız şu matrise. Bakın transpozunu al. Neyin? XA'nın. Sonra bunu çarp. Ne ile? XA ile. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Nedir o? Matris çarpımını R'da yüzde yıldız yüzde olarak söylüyoruz. Eğer bunu yapmazsak o bildiğimiz normal aritmetik çarpmayı yapar. Hepimizin bildiği çarpma işlemi 3'te 4'ü çarpar gibi yapar ve hata verir. Onun için benim şu işlemi yapabilmem için x üssü x ile x'i çarpmam için bu işarete ihtiyacım var. Yüzde yıldız yüzdeye. Şimdi geliyorum buraya. Betaları oluşturacağım. Betalara diyorum ki önce x üssü x ile x üssüyle x'i çarp. Sonra bunun inverse'ünü al. Bakın inv. Komutumuz inv. Neyin inverse'ünü alsın? Bu biraz önce x üssü x matrisinin. Tamam. Bunu neyle çarpacak? X üssü y ile. Bakın t dedim. X üssü ve y. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Ve çalıştırdığımda betalara bakıyorum. Betalarım benim 169'a eksi 0.14 gibi bir rakam. Peki hazır kod var. Acaba doğru yaptık mı? Yine bakalım. LM dedim. LM dedikten sonra bu linear modeling'in baş harfleri. Başına y'yi koyuyorum arkadaşlar. Başına y'yi koyuyorum. Bir de neyi koyacağım buraya? X'i koyacağım. Değil mi? Başına y'yi ve x'i koyacağım. Sabit terimi kendisi ekliyor zaten. Çıkartmak istersek bunu unutmayın. Eksi 1 diyorum. Sabit terimi modelden atmış olacağız. Ama ben sabit terimi şu an modelden atmıyorum. Bulunsun. Y ile x arasındaki regresyon modelini tahmin ettiğimde bakın 169.5479'muş ve eksi 14.97 de benim beta 1
parametresiymiş. Bakalım aynısını bulduk mu? Beta'yı çalıştırıyorum. Beta 0 ve beta 1 birebir aynılar. Tamam, sonra benim neye ihtiyacım var? Hataları oluşturmam lazım, değil mi? Hataları nasıl hesaplıyorum regresyon modelinde? Tahmin ettiğim y'leri normal y gözlemlerinden her birinden çıkartmam gerekiyor. Yapalım o zaman bunu da. Nasıl yapacağım? Önce benim bir tahmin ettiğim y şapka değerine ihtiyacım var. Y şapkaları nasıl oluştururum? Y şapkaları şöyle oluştururum. Beta sıfırım benim bu. Yani beta'nın içerisinde, bakın beta'nın içerisinde şunu çağırmam lazım. Bunu çağırmam lazım. Nasıl çağıracağım? Beta'nın birinci satır birinci sütun elemanı artı beta'nın ikinci satır birinci sütun elemanı çarpı x'ler, değil mi? Çarpı x. Şurası. Çarpalım. Bakın bunlar da benim y şapka değerlerim. Bunlar da y şapka değerlerim. Sonra benim ne yapmam gerekiyor? Hata terimi için y'lerden bunları çıkartmam gerekiyor ki hataları bulayım. Yapalım. Yaptım. Ve hataları elde etmiş oldum. Bunlar da benim hatalarım. Ve bunların eğer ben toplamını alırsam, sam hata dersem, sıfıra çok yakın bir değer mi? Evet. Eksi 4 diyor ama 10 başında 11 tane de sıfır var. Yani hataları biz aslında en küçükledik. Buradan geliyor zaten en küçük kareler yöntemi. En küçük hataları elde etmiş olduk. Bir optimizasyon işlemi yapıyoruz burada. Sonra sigma kareye ihtiyacım var ki hipotez testleri yapabileyim. Yani hata teriminin varyansına ihtiyacım var. Nasıl hesaplanıyor bu? Formüle bakalım. Sigma kare u nasıl hesaplanıyormuş? Hataların karelerini toplayacağım ve n eksi k'ya böleceğim. Bütün ekonometri kitaplarında çok rahat bulabilirsiniz. N dediği gözlem sayısı, k dediği de parametre sayısı. Yani 1, 2 tane parametrem var. Geldim buraya. Çok affedersiniz. Ne yapacakmışım ben? Önce hata kareleri toplayacakmışım. Burada formülde hata yaptığımı şu anda gördüm. Bu burada bitecek. Şöyle. Bu burada böyle olacak. Evet. Yani hata kareleri topluyorum ki bunu veriyor. Onu da n-k'ya bölüyorum. Buyurun size sigma kare hazır. Sigma kareyi hesapladım. Peki sigma kareyi hesapladıktan sonra benim neye ihtiyacım var? Varyans kovaryans matrisine ihtiyacım var ki bu tahmin ettiğim beta parametrelerine ilişkin t istatistikleri ile standart hataları hesaplayabileyim. O zaman varyans kovaryans matrisini nasıl hesaplıyorum? Bakın x üssü x matrisinin tersiyle sigma kare u'yu çarpmam lazım. X üssü x ile sigma kare u'yu çarpmam lazım. Yapalım. Varyans kovaryans matrisini de hesapladık. Ve şimdi her bir değişkenin standart, daha doğrusu her bir tahmincinin standart hatası için ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Bu varyans kovaryans matrisinin köşegen elemanlarının karekökünü almam lazım. Tekrar ediyorum. Varyans kovaryans matrisinin, yani şu matrisin şu köşegen elemanlarının eğer ben karelerini alırsam, ki burada doğru mu yaptık? Şunu silmem lazım. Şimdi çalıştıralım. Şimdi doğrusunu verecek. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda buralarda a'lar devam etmesi gerekiyor. Çok affedersiniz. Çünkü neden? İçerisinde sabit terimlerimiz de var. Çalıştırıyorum. Ve varyans kovaryans matrisini çalıştırdığımda bu köşegen elemanlarının karekökünü aldığım zaman bana parametrelere ilişkin tahmin ettiğim değerlerin standart hatalarını verecek. Peki sonra ne yapıyoruz biz bunu? Standart hataları neye bölüyoruz? Her bir parametreye bölüyoruz, değil mi? Tahmin ettiğimiz her bir parametreyi kendi standart hatasına bölersek de onun t'lerini hesaplamış oluyoruz. Ki bunu oluşturmadı. Neden? Standart hata beta'yı oluşturmamışız henüz. Bunu çalıştıralım. Gördüğünüz üzere bunlar da standart hatalar. Ve şimdi t beta deyip t beta dedikten sonra bunun her bir parametresini, bakın beta buydu, bunu kendi standart hatasına böleceğim. Bunu da kendi standart hatasına böleceğim. Çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Ve şimdi t'leri de hesaplamış oldum. Ve betaları da, standart hata betaları da. Her şeyi herhangi bir formülasyona ihtiyaç duymadan kendi başıma yapmış oldum.
Benzer şekilde normal denklemlerle tahmin edecek olsak nasıl yapıyorduk? Normal denklemleri hatırlayanınız umarım vardır. Bence herkes de hatırlıyordur zaten. Bakalım nerede mouse'umuz bir kilitlenir gibi oldu. Şöyle yaparsam düzelir. Buraya gelelim. Evet. Normal denklemlerle ne yapıyoruz? Derste öğrendiğimiz. N toplam x, toplam x, toplam x kare yapıyoruz. Bunun tersini alıyoruz. Toplam y ve toplam x ile çarptığımızda bana betaları veriyor. Şimdi n nedir? N x'in uzunluğu. Çalıştırıyorum. Çalıştı. 50. Sonra Mac'imizi şarja takmamız gerekiyormuş. Uyarı verdi. Siz de görmüşsünüzdür. Hemen şunu bir şarja takalım. Bir taraftan da devam edeyim. N, n'imiz neydi? Herhangi bir vektörümüzün uzunluğu. Yani benim gözlem sayım. Gözlem sayımı n olarak atadım. Sonra toplam x'e ihtiyacım var şurada kullanmak için. Ne yapacağım? Toplam x'i sum x dersem toplar. Tamam. Sonra toplam x kareye ihtiyacım var. Bakın toplam x kareye de ne yapıyorum? X'lerin karelerini al. Parantez içerisinde sum'ın içine alırsam onları da toplar. Burası da tamam. Toplam y'ye ihtiyacım var. Toplam y'yi de sum y diye yapıyorum. Ve toplam x y'ye ihtiyacım var. Onu da yine sum diyorum. X çarpı y diyorum. Bakın hepsini oluşturdum. Sonra bunu bir matris olarak yazmam lazım. Bakın buna A matrisi diyeyim. Buna da B matrisi diyeyim. Burası A, burası B olsun. A dedim. Matrix dedim. Ve C dedim. İçinde birden fazla eleman olduğu için. Şimdi bu sırayla yazacağım. Yani N toplam X toplam X toplam X kare. Bakın N toplam X toplam X toplam X kare. Bu kaça kaçlık bir matris? İki tane satırı var. İki tane sütunu var. Yazıyorum. İki satır, iki sütun. Yazdım. Çalıştırdım. Aynı şekilde B. B'ye geliyorum. Matrix diyorum. Evet bir matris. Aslında bir vektör ama matriste aynı şey. Bir tane sütunu olsun dersem bu bir vektör olmuş olur. Toplam Y, toplam Y, toplam X'ye ve toplam X'ye ikinci elemanı. İki tane satırı bir tane sütunu olan. Bu da tamam. Bakın A'yı çalıştırıyorum tek başına. İşte A matrisi. B'yi çalıştırıyorum tek başına. İşte B matrisi. Ve bu ikisini birlikte inversini alarak yani A matrisinin tersini alarak B ile çarparsam da bana az önceki parametreleri vermiş olur. Şimdi gelin normal bir regresyon modelini en basit yöntem ile burada hazır bir kodla çalıştırıp yorumlamasını yapalım. Şimdi arkadaşlar eğer burada bir regresyon modelini bu şekilde tahmin ederseniz size sadece formülünü ve parametreleri verecek. Bunun için neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Summary dememiz lazım. Eğer summary dersek bir regresyon modelini tahmin etmiş ve bütün özet istatistiklerini görmüş oluruz. Bakın bana birden fazla artık istatistik verdi. Bunlar hakkında konuşalım. Bunu nasıl yapacağım? Gelelim. Bakın intercept diyor. Intercept dediği eğim parametresi. Kesişim parametresi. Dilim dolaştı. Intercept dediği kesişim parametresi yani sabit terimimiz ve sabit terime ilişkin standart hata ve sabit terime ilişkin t değeri ve onu p değeri. Şimdi eğer bu p değeri benim incelediğim referans olarak aldığım anlamlılık düzeyinden eğer küçükse anlamlı, büyükse anlamsız oluyor. Yani şöyle söylemem gerekir. Bakın Bu değer 0.010'dan %10'dan büyük olduğu için, küçük olduğu için özür diliyorum. Bu değer %10'dan küçük olduğu için bu parametre istatistiksel olarak anlamlı. Ama x'e bakıyorum. X'in katsayısı bu, standart hatası bu, t'si bu ve t'ye ilişkin p'ye bakıyorum. Daha doğrusu x değişkenine ilişkin p değerine bakıyorum. Reddetme olasılığına 0.32321. Yani bu ne anlama geliyor? Bu parametre %10'da istatistiksel olarak anlamsızdır. H0 hipotezi reddedilemez diyorum. Sonra ne var? Sonra R kare var. R kare değerime bakıyorum. R kare değerimi yorumlamam lazım. R kare ne demekti? R kare şu anlama geliyor. Bir regresyon modelinde açıklayıcı değişken olan x
Y'yi Y'nin yüzde ne kadarını açıklıyor? Yani daha temel, daha rahat anlaşılabilir bir ifadeyle söyleyecek olursak, bağımlı değişkende meydana gelen değişikliklerin yüzde kaçı x tarafından açıklanıyor? Yani yüzde 0.2'siymiş ki çok düşük bir oran, çünkü rastsal verilerle yapmıştık bunu. Aynı şekilde bir de genel olarak model, kurduğumuz model anlamlı mı diye bakıyoruz. Kurduğumuz modele f istatistiğiyle bakıyoruz. Genellikle bunun 4'e yakın veya 4'ten büyük olmasını bekleriz ama burada 1. Böyle bakmamıza gerek yok. Bunun da p değeri var. P değeri %10'dan çok büyük olduğu için H0 hipotezi yine reddedilemez. Ve bu regresyon modeli tümüyle anlamsızdır sonucuna da ulaşmış oluyoruz. Konu biraz karmaşık olabilir ama en temel özellikleriyle bir lisans öğrencisinin bile tamamen altyapısını anlayarak algılayabileceği şekilde anlatmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Biraz uzun bir ders oldu. Umarım faydalı olmuştur. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yine herhalde bu tarafa düşüyor. Buraya tıklayarak da kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.